Yani ben sana inanamıyorum anne. İnsan kocasını merak etmez mi? Adam nerededir, ne yer, ne içer hiç düşünmez mi yahu? Ne suçum var canım? Kendi istedi, çekti gitti. Arkasında aa böyle bakak aldım kızı. Sihirli aynadan bir baksak olmaz mı? Belki de bir çöp kutusunda uyuyordur. Ya da çöpten yemek yiyordur. Canım dedeciğim. Müstahak ona, müstahak. Çekti kapıyı gitti. Bedelini de ödesin. Ah, bak şuraya yazıyorum. Buraya gelecek. Bütün yaptıkları ve söyledikleri için özür dileyecek. Hepsini de yalayıp yutacak. Görürsünüz, görürsünüz. Çabuk döndün Taci. Çabuk vazgeçtin evi terk etmekten. Ne oldu? Perihan'dan yardım mı istedin seni buraya getirsin diye? Ha demek evi terk etmişti. Aa, anlatmadı mı sana? Ay benim dedikodumu yapmadı mı? Hayır, bulduğumdan beri konuşmuyordu. Ağzını bıçak açmıyor. Dedeciğim seni çok merak ettim. Baba. E hadi bana garezin var. Onlarla niye konuşmuyorsun? Ha? Dudu, eminsin değil mi? Adamı sağır dilsiz falan yapmadın. Ay yapmadım, sadece kapıyı açtım o kadar. Arkasına bile bakmadan çekti gitti. Hiçbir suçum yok, inan Perihan. Ay, acaba sokakta köpekler saldırdı da şoka mı girdi Perihan? Ay bilmiyorum Dudu. Bak aranızda ne geçtiyse geçti. Ne olur elini vicdanına koy, şu adamcağızı düzelt. Ay, yani madem böyle kalacak hiç değilse bizleri duyabilsin, bizlerle konuşsun. Sen hani geçen hafta söz vermiştin onu düzelteceğini, bu hafta gene didişmişsiniz. Ama ben bir şey yapmadım, kendi arandı diyorum sana. Bir defacık olsun inan bana. Ay, yardım edin de düzeltelim. Ay çok perişan durumu. Ay Perihan baksana nasıl böyle bön bön bakıyor. Aha diye. Şokta, şokta. Hoşça kalın. Ay Betül şunun haline bak. Nasıl susamış yazık. Oh. Sağ ol vallahi Betüş. Yol uzun, sahiden susamıştım. Ay, ay dur dur. Ben iki dakika bir tuvalete gideyim geleyim. Öyle öyle şapır şupur içince iştahlı iştahlı. Tuvaletim geldi. Baba. Ha. Annem nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, nereye gittiğimi söylemeden çıktım geldim buraya. Canım en azından tahmin ediyordur. Sen annemle kavga edince nereye gidersin ki? Ya bana gelirsin ya Eda'ya gidersin. Aramadığına göre tahmin etmedi demek ki. Ya da şatoyu terk etmemden hiç rahatsız değil. Olur mu öyle şey baba? Annem şatodan senin bir süreliğine ayrılmana sevinse bile nerede olduğunu mutlaka ama mutlaka öğrenmeye çalışır. Sihirli aynaya bakar, küreye bakar. Ondan sonra da gelir sinirini bizimle paylaşır. Ama henüz gelmedi. Görüyorsun işte. Evet ama gelmeyecek anlamına gelmez bu. Dur bakalım, Suzan tuvalette uzun kalır. Ben şu sihirli küreyi getireyim de annemin neler yaptığını görelim beraber. Sihirli küre, göster bakalım bana annem nerede? Aa, aa bu şatodaki kim? Kim? Kim kim? Kim varmış şatoda? Dur ay hay Allah. Buraya da çıkmak ne zor. Bak baba. Ha, şatoda kim var? Bak şatoda tıpkı ama tıpkı senin aynen bir köpek var. Olamaz. Görüyor musun annen daha ben kapıdan çıkar çıkmaz başkasını bulmuş. Ay saçmalama baba bu öyle bir şey değil. Betüş. Bunu araştıracağım. O şatodaki köpeğin kim olduğunu ve annemin neler çevirdiğini ortaya çıkaracağım. Lütfen çıkar Betüş. Bahtiyar olurum.
şey yani, hayret bir şey. Evde kimse yok. Fırsat bu fırsat Cem Bey yemekler yaptı, kız arkadaşına yedirdi. Şimdi de dansa kaldırıyor. Ne var bunda hayret edecek? Sen ben genç olmadık mı? Normaldir. Bak halacık, ben gençliğimde hele hele böyle 15-16 yaşlarımdayken eve hiç kız arkadaşımı getirip yemek yapmazdım. Hele dansa hiç kaldırmazdım. Utangaç olduğun için baskın bir kadın buldun kendine. Keşke vaktiyle biraz daha girişken olsaydın da bugün seni parmağında oynatacak bir karın olacağına şöyle sözünü dinleyen bir hanım bulsaydın. Oo halacık maşallah. Bakıyorum Suzan'ın yokluğunda fırsatı kaçırmıyorsun, ona geçini veriyorsun ha? Bıraksana sen onu elinden. Hem gözlerimi bozuyor diyorsun, hem başından ayrılmıyorsun. Halacık, ben bununla perilere bakıyorum ya. Aa. Hayır, anlamıyorum ki. Nereden çıktı bu periler? Nereden uyduruyorsun? Sonra geldiklerinde bir şey mi oluyor? Senin hayatın mı değişiyor? Birimize bunların gerçek olduğunu kanıtlayabildin mi? Yok. Sadece kendine eğiliyorsun. İşin gücün yok. Peri zırvalarıyla kendini oyalıyorsun. Hayır halacık, benim bir amacım var, tamam mı? Sana, hatta o Suzan'a perilerin var olduğunu ispatlayacağım. İşte o gün bu söylediklerinin hepsini böyle teker teker yutacaksın. Böyle dizilecek boğazına ya. Suzan'ın bana inandığı gün, işte o gün bu evde yine benim sözüm geçecek. Ha, öyle bir gün oldu mu sizin hayatınızda, evliliğinizde ha? Şaşarım. Aa, halacığım, sen Suzan'la küs olduğun için o zamanları hatırlamıyorsun. Bir zamanlar bu evde benim sözüm geçerdi. Bir kükrediğim zaman böyle ev sarsılırdı. Aslanlar gibi kükrerdim ben. Raa diye. Suzan da o zaman böyle yavru kedi gibi olur. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.